kamu uzun uzun bir süredir sürdürülebilir ve temiz enerji politikaları gidiyor. bununla birlikte bu başarıyla tabii yenilenebilir yenilebilir enerjide biz şu anda 53.894.000 53.894 bin megawattlara kadar ulaştık. Tabi tabii Türkiye'nin kurulu gücü 100 bin megawatt olduğu için e, yenilebilir enerjinin bu portföydeki yere %54'lere yaklaştı. Tabi burada da güneş enerjisi ön plana çıkıyor. güneş enerjisi şimdi baktığımız zaman e, ee, geçmişte 8 yıl öncesine kadar e, yaklaşık 100 kat büyüdü. Hatta 100 kattan daha fazla büyüdü. E, 2014 yılında e, güneşli kurulu gücümüz 50 megawattı. Yani sadece 50 megawattı. Ama bugün geldiğimiz noktada e, yaklaşık kurulu gücümüz oranı %5'e çıktı. Yani 2014 yılında düşünün ki 10.000'de 5'ti kurulu gücü oranı. Bugün geldiğimiz noktada ise 8 bin megavatlarla yaklaşık Türkiye'nin elektriğinin yüzde 8'ine güneşten elde ediyoruz diyebiliriz. Bu da sadece gurur duyulabilecek bir konu. Yani o kadar çok iyi güneşimiz var ki güneşli gün sayısı ve geliş açısı o kadar iyi ki bu yüzden 8000 bin megawattlara kadar ulaştık ama çok daha iyi yerlere gelecek bu rakamlar. Ee, hatta bir de baktığınız zaman iklim boyutunda baktığınız zaman da e, artık yani bizim güneş enerjisinden hatta yenilenebilir enerjiden elektrik üretmemiz artık ideal demiyorum artık bir zorunluluk hale geldi yani sürdürülebilir kalkınma ve büyüme açısına baktığımız zaman da e, bu fosil yakıtların üzerinde olan e, karbon salınımını bu güneş enerji santrallerinde ve yenilebilir enerji santrallerinde çoğunda e, eser olmadığını görüyoruz paneller 25 yıllık ömrü var ve her bir panel e, yaklaşık 50 ağaç kadar karbon emisyonunu azaltıyor. Yani dolayısıyla sadece tabii çok ciddi bir parası avantaj var bakın burada. Ama sadece bir parası avantaj olarak bakmamak gerekiyor. Yani burada e, ülkeye katkıda sunmanın maksimum bir yolu da esasında bu. Bizim de gelecek nesilleri bir şeye bırakmamız gerekiyor. 10 yıl sonra e, bence Türkiye artık daha fazla kendi kendine yetebilen enerjide ee, daha az dışa bağımlı e, bir ülke olacak. Ya, gerçekten e, bizim e, Türkiye'nin genelinde güneşli gün sayısı ve geliş açısı çok güzel gerçekten. Ama sanılanın aksine sizin de söylediğiniz gibi e, güneş enerji santralleri, panelleri çok fazla sıcağı sevmiyor. Yani verimliliği düşüyor, nemi sevmiyor. Dolayısıyla daha serin ama ışınım dediğimiz e, açı çok önemli bunlar için.